Herkese merhaba. Bilinen tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlasının yağmur ormanlarında yaşadığını biliyor muydunuz? Yine de yoğun ormanlar dünyanın toplam kara alanının yalnızca %6'sını oluşturur. Bununla birlikte bu bağımsız ekosistemlerin boyutları tek kelimeyle devasadır. Öte yandan Amazon yağmur ormanlarını tam bir ülke olarak hayal edecek olsaydık, bölge dünyamızdaki en büyük 9. ülke olurdu. Ayrıca ormanın Güney Amerika'daki konumu, 9 farklı ülkeye yayılan 6 milyon kilometre karelik inanılmaz bir alanı kapsıyor. Buna ek olarak Amazon havzasındaki yoğun orman, dünyadaki tüm yağmur ormanları arasındaki en büyük biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Yani başka hiçbir tropik ormanda buradaki kadar farklı canlıya rastlayamayız. Araştırmacılar geçmişte Amazon yağmur ormanlarında sayısız hayvan ve bitki türü keşfetmeyi başarmış olsa da ormanın yapısı sebebiyle burada hala çözülmemiş olan sayısız sır var. Bugünkü videomuzda Amazon yağmur ormanlarının keşfedilmemiş bölgelerinde nelerin saklı olduğundan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. İzole kabileler. 6400 kilometreden fazla alanıyla Amazon yağmur ormanları, Güney Amerika kıtasında büyük bir yer kaplar ve daha önce de belirttiğimiz gibi bu ormanlar 8 farklı ülkenin sınırlarına dahildir. Ayrıca burada 1 saniyede tam 206 bin metreküp su harekete geçiyor. Hatta bu nefes kesen su akışı nedeniyle Amazon, gezegenimizdeki en çok suya sahip nehir olarak adlandırılıyor. Karşılaştırma yapmamız gerekirse, Amazon'da Ren Nehri'nden yaklaşık 70 kat daha fazla su vardır. Ve bu devasa akan suyun yağmur ormanlarıyla dolu kıyılarında çeşitli hayvan ve bitkilerin yaşadığı biliniyor. Ormanın ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlamanız için boyutunun Almanya, Fransa ve İspanya'nın birleşiminden fazla olduğunu belirtelim. Aslında Amazon ormanları büyüklüğüyle tanınmaz. Ancak yine de bu orman inanılmaz miktarda yer kaplar. Sonuç olarak dünyanın en güneyinde yer alan en büyük ülkelerden bahsederken Amazon yağmur ormanlarını da bu listeye dahil etmek isteyebilirsiniz. Burası kendi başına bir ülke değildir. Ancak kesinlikle olabilecek kapasiteye sahip. Bununla birlikte bu büyüleyici bölgede keşif yapmak doğal olarak bazı zorluklarla doludur. Örneğin, havadan yapılacak olan keşiflerde pek de açıklayıcı bir sonuca varılamaz. Çünkü yoğun orman ve sayısız ağaç tepesi aşağıdaki tarlaları saklar. Ancak yağmur ormanlarında yapılacak olan doğrudan araştırmalar da kıyaslanamaz bir zorluk teşkil ediyor. Örneğin aşırı iklim koşulları ve tehlikeli vahşi hayvanlar böyle bir girişimi zorlaştıran faktörlerdendir. Bir diğer yandan ormanla ilgili en heyecan verici sırların modern uygarlıklarla neredeyse hiçbir teması olmayan yerli kabilelerle ilgili olabileceği düşünülüyor. Bahsedilen bu etnik gruplar kentsel yarı kürelerdeki gelişmeler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ancak aynı zamanda biz de onların kültür ve yaşam tarzları konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu kabileleri yabancılar ya da zamanın unuttuğu insanlar olarak görüyoruz. Ancak o kabileler de bizim için aynı şekilde düşünüyorlar. Bu çok garip değil mi? Aslında bu kabileler kesin bir tehdit olarak görülmez. Ancak onlara göre dış dünyadan gelen insanlar korkunç ya da potansiyel olarak tehlikeli olabilirler. Bu yüzden bu izole insanlar ne pahasına olursa olsun modern uygarlıklarla temastan kaçınırlar ve çoğu zaman bizleri vahşi yırtıcılar olarak düşünürler. 85 bin kilometre kareden fazla bir alana sahip olan Vale del Javari, Brezilya'nın en büyük yerli bölgelerinden biridir. Amazon yağmur ormanlarındaki bu alan, devasa ormanın yalnızca en etkileyici alanlarından biri değil, aynı zamanda en az keşfedilen alanlarından biridir. Mevcut tahminlere göre, Vale del Javari'de yaklaşık 3 bin yerli insan yaşıyor. Ve dünyadaki yerel kabilelerin çoğu modern uygarlıklardan insanlarla tanışmış olsa da, Vale del Javari'de tamamen izole yaşayan bazı etnik gruplar var. Bu insanlar kentsel uygarlıkların icatlarından tamamen bağımsız olarak yaşıyorlar. Öte yandan Brezilya hükümeti, yerli halkların hayatlarını olumsuz dış etkilerden korumak için bölgeleri sıkı bir koruma altına aldı. Bunun nedeni ise orman sakinleriyle dış dünyadaki insanlar arasındaki temasın yerli kabileler için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olmasıdır. Hatta yapılacak bir temasta kabile arasında yeni salgın hastalıkların yayılması mümkün olabilir. Örneğin kızamıkçık veya kızamık gibi kentsel alanlarda kolayca tedavi edilebilen bazı hastalıklar uzak orman yerleşimlerinde sayısız can alabilir. Bu nedenle yerel yönetim bu kabilelerle her türlü teması yasaklamıştır. Yine de yıllar boyunca bir avuç insan bu yerli gruplarla temas kurmaya çalıştı. Ancak her seferinde ya kabile halkı ya da ziyaretçi için feci bir sonuç oldu. Bu nedenle ne pahasına olursa olsun bu insanlardan uzak durmak en iyisidir diyebiliriz. El Dorado. Amazon yağmur ormanlarının en büyük sırlarından bahsetmişken bir mistik efsaneden söz etmeden geçemeyeceğiz.
Bu Eldorado'nun hikayesi. Efsaneye göre Amazon, içinde bol miktarda değerli metallerin bulunduğu bir altın madenidir. Bu eski Kolombiya efsanesine göre Eldorado, Güney Amerika'nın kuzeyinde bir yerlerdedir. Ancak böyle efsanelerle ilgili sorun, nesiller boyunca aktarılmış olmalarıdır. Yani bu efsanelerin çok azının onları destekleyecek meşru bir geçmişi vardır. Bu yüzden hikayeyle ilgili neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bu durumda araştırmacıların bu örnekteki gibi hikayelerde anlatılan mistik hazinelerin yerini belirlemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar genellikle bir sonuca varamıyorlar ve çok fazla cevapsız soruyla kalıyorlar. Ayrıca burada uzun yıllar önce yaşayan yerlilerin Amazon yağmur ormanlarında gömülü gerçek bir altın madeninden haberdar olup olmadıkları da bir merak konusu. Belki de bu insanlar hazineleri çoktan bulmuşlardır. Yani Eldorado'yu uzun zaman önce keşfeden her kimse bir servete sahip olmalı. Öyle ki Avrupalı kaşifler bu eski efsaneyi öğrendikten sonra kıtanın keşfedilmemiş bölgelerine sayısız gezi düzenlediler. Bununla birlikte yüzyıllarca süren çabaya rağmen kimse başarılı olamadı. Bazı insanlar bu değerli şeylerle dolu yerin hala Amazon ormanlarında bir yerlerde saklı olduğuna inanıyor. Bazıları ise bunun insanların uydurduğu kurgusal bir efsaneden başka bir şey olmadığına inanıyor. Esrarengiz kalıntılar. Amazon yağmur ormanlarında bulunan gizemli antik eserler de bölgedeki izole etnik gruplar kadar büyüleyicidir. Ancak ormanda keşfedilen her tapınak kalıntısı eski kültürlerin yaşam biçimini daha iyi anlamaya yardımcı olmuyor. Hatta Amazon havzasında topraktan çıkarılan gizemli nesneleri bulan kişiler, yüzyıllar önce burada yaşayan uygarlıkların doğaüstü varlıklarla, uzaylılarla veya başka bir alemden gelen tanrılarla düzenli olarak temas halinde olduklarını söylüyorlar. Arkeologların 2018'de Amazon yağmur ormanlarının güneybatısında yaptıkları bir keşifse, ormanın büyük sırları hakkında gerçekten de çok az şey bildiğimizi kanıtlıyor. Bu keşfin ayrıntılarına inmemiz gerekirse, araştırmacılar daha önce bilinmeyen 81 yerleşim yerinin kalıntılarına denk geldiler. Bölgede detaylı bir arama yapan uzmanlar, eski çağlardan kalma bu yerleşim yerlerinin 13. veya 16. yüzyıllar arasında kullanıldığını varsayıyorlar. Toplam nüfus bölgenin en iyi zamanında 1 milyona kadar ulaşmış olabilirdi. Bu gerçekten de etkileyici bir nüfus sayısı, öyle değil mi? Ayrıca sayısız taş süslemelerle bezenmiş güzel binalar bu meçhul insanların olağanüstü bir işçiliğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Sonuç olarak şu anda Amazon yağmur ormanlarının aşılmaz çalılıklarında keşfedilmeyi bekleyen kaç kalıntı olduğunu kimse söyleyemiyor. Bununla birlikte bölgede başka uygarlıklara ait kalıntıların da var olduğu ve gelecekte bir gün ortaya çıkarılmayı beklediği düşünülüyor. Bilinmeyen hayvan ve bitki türleri. Amazon yağmur ormanlarının sırları yalnızca insan dünyasıyla sınırlı değildir. Aslında bugüne kadar modern araştırmacıların gözünden kaçan sayısız hayvan ve bitki türü vardır. Ancak birkaç yıl önce Amazon bölgesindeki uzmanlar devasa ve sansasyonel bir keşif yaptılar. Ormanın daha önce keşfedilmemiş bir bölümünde yaklaşık 400 yeni bitki ve hayvan türü bulundu. Keşfi yapan bilim insanları, türleri tek tek tanımlamak için ormanda 2 yıllık bir araştırma çalışması yürüttüler. Ortalama olarak uzmanlar 2 günde bir, daha önce keşfedilmemiş bir türle karşılaştılar. Sonuç olarak bu keşifler modern dünyanın daha önce hiç görmediği 216 bitki türü, 93 balık, 32 amfibi, 20 memeli, 19 sürüngen ve bir kuş türü içeriyordu. Ancak bu nefes kesici keşifler gelecekte keşfedilebileceklerin sadece küçük bir parçasıdır. Çoğu uzman aslında tüm karasal bitki ve hayvan türlerinin %80'inden fazlasının henüz keşfedilmediğini varsayıyor. Kaydedilen buluntulara duyulan hayranlıksa muazzam. Öte yandan bu değerli türleri daha yeni keşfetmiş olsak da ne yazık ki bazılarının soyu yakında tükenebilir. Bunun nedeni hayvanların ve bitkilerin genellikle Amazon yağmur ormanlarının yakında insan etkisine maruz kalabilecek bir bölümünde bulunmasıdır. Yani bu hayvanların yaşam alanlarının hızla değişmesi ve küçülmesi nedeniyle yakın zamanda keşfedilen türlerin birçoğu yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Bunun da ötesinde ormansızlaşma, bu bitki ve hayvanların çoğunun neslinin tükenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların odun ve toprağa olan ihtiyacı arttıkça Amazon yağmur ormanlarının büyük bölümleri yıkılıyor ve kaynaklar için kullanılıyor. Bu durumda orada yaşayan hayvanlar ve bitkiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Jeoglifler. Etkileyici yerleşim yerlerinin kalıntıları, Amazon yağmur ormanlarının eski sakinlerinin gelecek nesillere bıraktığı tek iz değildir. Öyle ki sadece son 20 yılda Amazon havzasında 200'den fazla tarih öncesi jeoglif keşfedildi. Daha spesifik olmak gerekirse bunlar bir zamanlar toprağa kazılmış büyüleyici toprak desenleridir. Ve bu desenler çok çeşitli görüntüler oluşturabilirler.
Amazon bölgesinde bulunan jeoglifler ise daha çok kare veya daire gibi geometrik yapıları tasvir ederler. Ancak Peru'daki dünyaca ünlü Nazca çizgilerinde hayvan tasvirleri de vardır. Belirsiz bir süredir gizli kalan bu gravürler, inşaat ekiplerinin temizlik çalışması yaptığı bir zamanda bulundu. Ayrıca bu keşif, böyle yapıların ormanın devasa bölümlerinde de olabileceği anlamına geliyordu. Ancak bugüne kadar hiçbir uzman bu ayrıntılı jeogliflerin bir zamanlar hangi amaca hizmet ettiğini kesin olarak söyleyemedi. Yine de toprağa kazılmış yapıların bir zamanlar insanların kutsal ritüellerini gerçekleştirdikleri buluşma yerleri olabileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlar çizgilerin astronomik araştırmalarla ilgili olabileceğini de belirtiyorlar. Hatta bazı insanlar jeogliflerin yerli halkların dünya dışı varlıklarla temasa geçtiği efsanevi yerler olduğuna bile inanıyor. Bir diğer yandan ne zaman böyle yerler bulunsa araştırmacılar bunların ya dini törenlerde ya da potansiyel olarak mezarlıklarda kullanıldığını iddia ediyorlar. Yine de böyle yerlerin niçin kullanıldığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve şu anda elimizdeki tek şey uzmanların tahminleri. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki bu yerlerin herhangi bir ritüel için kullanıldığını kanıtlayan çok az kanıt var. Öte yandan Amazon yağmur ormanlarında şimdiye kadar ortaya çıkarılan jeoglifler toplamda 250 kilometrelik bir mesafeye yayılmış haldedir ve bu yapılar büyük ihtimalle 3. ve 13. yüzyıllar arasında yapılmışlardır. Dünyanın hiç bilmediğimiz yerlerinde bu tür yapıların bulunmuş olması gerçekten de ilginç, öyle değil mi? Ayrıca Kuzey Amerika ve Kazakistan'da da bunlara benzer çizgiler bulunuyor. Pekala, videomuzun sonuna geldik. Amazon yağmur ormanlarının keşfedilmemiş alanları ile ilgili bu büyük sırlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ormanlarda başka ne tür ilginç şeyler saklı olabilir? Teorilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.